Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere WhatsApp'ta sohbet yedekleme nasıl açılır? Sohbet yedekleme işlemi nasıl yapılır? Veya sohbet yedeklemeyi nasıl iptal edersiniz? Bunu detaylıca anlatacağım arkadaşlar. Siz de bu videoyu sonuna kadar dikkatlice izlerseniz bu işin sonunda siz de sohbet yedeklemeyi açma veya sohbet yedeklemeyi kapatma işlemini yapabileceksiniz arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken WhatsApp uygulamasına giriyoruz. Ve sağ üst köşede bulunan 3 nokta üst üste olan yere tıklıyoruz. Ve burada ayarlara giriyoruz. Burada en üstte hesap yazıyor. Onun arkasında sohbetler yazıyor altında. Sohbetler yazan yere tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi en altta sohbet geçmişi, sohbet yedeği yazıyor arkadaşlar. Şimdi sohbet yedeği yazan yere tıkladığımızda şöyle şu ekran arada bir sizde gözüküyordur arkadaşlar muhtemelen. İşte Google Drive'a yedekle. Burada 5 tane seçenek var. En üstte asla yani yedekleme istemiyorum. İkincisi sadece yedekleye dokunduğumda. Üçüncüsü günlük, dördüncüsü haftalık, beşincisi aylık. WhatsApp bunu size ayda bir kere veya iki kere bunu hatırlatır. Bunu asla derseniz arkadaşlar hiçbir zaman sohbetiniz yedeklenmez. Burada izin verdiğiniz zaman yedeklenen arkadaşlar bunun mantığı şudur. Çok önemli bir yazışmanız vardır örneğin. O yazışmayı bulundurmak istiyorsunuzdur. Olur ki telefonunuz çöktü veya telefonunuzu kaybettiniz veya arızalandığında bir başka telefona WhatsApp'ı kurduğunuzda o sohbeti tekrar Google Drive'den indirip telefonunuza yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu tamamen isteğe bağlı. Bu bir zorunlu bir uygulama değil. Ben asla'yı seçiyorum arkadaşlar. Olur ki yedeklemek istiyorsanız da buradaki aşağıdaki seçeneklerden size uygun olanı seçebilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi en üstten aşağı doğru gelirken bir tane yeşil buton görüyorsunuz yedekle. Buraya dokunduğunuzda direkt manuel olarak isteğe bağlı olarak hemen yedekliyor arkadaşlar. Bu yedek nerede tutuluyor derseniz bu yedek Google hesabınızın yani Gmail hesabınızın içinde bulunan Drive uygulamasının içine yedekleniyor arkadaşlar. Buradaki tüm sohbetleriniz oraya sıralı olarak yedekleniyor. Dediğim gibi başka bir telefon aldınız ve aynı Google hesabınızı o telefona kurduğunuzda o yedeklemeyi tekrar telefonunuza indirip kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada yedeklerken aşağıda birkaç tane seçeneği var arkadaşlar. Mesela yedeklerken videolarda dahil edelim mi? Yani o yazışmanın içinde video geçiyorsa en alttaki şu gri butonu aktif edebilirsiniz. Şöyle basalım. Gördüğünüz gibi burada ne oluyor? Videolar da dahil ediyor. Şimdi videoları dahil ettiğiniz zaman Google Drive'ınızda baya bir yer tutacaktır arkadaşlar. Bu da dediğim gibi isteğe bağlı. Veya en alttan ikincisi de şu şekil. Yedekleme yaparken sonuçta bir veri harcanıyor arkadaşlar. Eğer ki internet paketim bitmesin diyorsanız onu da Wi-Fi'ye bağlandı veya Wi-Fi ağının olduğu alana girdiğinizde yedeklemesini istiyorsanız ona tıklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi en alttan ikincisi sadece Wi-Fi deniyor. Ve bir üstünde de Google hesabı hiçbiri seçildi. Burada bunu yedeklemek için birçok Google hesabı seçeneği olur arkadaşlar. İstediğiniz Google hesabınıza size ait olması şartıyla istediğiniz Google hesabınızı seçip yedeklemeyi onun içindeki Drive uygulamasına yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben asla seçiyorum. Çünkü benim herhangi bir yedekleme ihtiyacım yok. Ama dediğim gibi bu sizin kendi kişisel isteğiniz. Bugünkü videom bu kadar. Bu videoda ne anlattık? WhatsApp'ımızın yedekleme hatırlatmasını, yedekleme uygulama hatırlatmasını nasıl pasifize edebiliriz veya nasıl aktif edebiliriz? Bunu anlattık arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için. Bu ve bunun gibi faydalı videoları çekebilmem için arkadaşlar sizden rica ediyorum.
Kanalıma abone olarak, videolarımı likelayarak ve o güzel yorumlarınızı yaparak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka yararlı videolarda buluşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.